Hoş geldin Uğur. Aşkım yolcu kalmaması önemli, rica olur diyor. Hadi gidelim o zaman. Üst kata. Yerimiz belli. Yelimiz yudumuz belli bizim Uğur. Yine bir göç gibi, göç yapar gibi Bursa'ya gidiyoruz. Yerimize hoş geldin. Anlaşıldık. Bak burası business class. Orada 350'lere oturuyorsun. Biraz saçma. 133. Ben bulayım. Ya ben de bulurum. Benim feribot senden sorulur aşkım. Yine bunu yaşayacağımı inanamıyorum. Ne oldu? Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Biz niye hep bir sayı şey öncesine geliyoruz ki denk? Onu anlamadım. Farkında mısın ama? İsteyerek yaptım. O kadar zor sığıyorum ki. Uğur görüyorsun değil mi? Motoru nasıl ağlamışım bak. Hep çizgi çizgi. Ağlamış mısın? Ağlamışım. Ay tam da var, büfenin yanına oturmuşuz. Mis gibi kokuyor. Buradan görebiliyorum tatlıları. Dudağımdaki ruj çok güzel ya. Renge bak. Ha, burası evet. Galiba. Herkesin merhaba dediğime göre 9 Nisan'da babamın doğum günü var. Aslında çok erken. Bugün 5 Nisan. 5 Nisan'a gidiyoruz. Ama sebebi ziyaretimizin amacı şu. Annem babam tipik 50 yaşlı çiftler olarak, 50 yaşlı çiftler olarak Kaplıcalar'a gitmeye karar vermişler. Beraber bu hafta Kaplıcalar. Kaan da evde tek başına. Hem Kaan'ı yalnız bırakmamak için hem de babama doğum günü sürprizi yapmak için biz erkenden gidiyoruz. Sürprizi babam geldiğinde görecek. Yani pazar günü döndüğünde ben ona o sürprizini yapmış olacağım. Tabii size de önceden göstermiş olacağım her şeyi. Bu süreci böyle vloglayacağım. Kaan'a da ufak bir sürprizim var. Çok uzun zamandır istediği bir şeyi aldım ona. Ama dur size de söylemiyorum. Gittiğimizde göreceksiniz. Öyle. Full sürpriz dolu bir vlog olacak bu. Kaskın vizörü var ya, Uğur'a yol tarif ederken onu açıyorum, bağıra bağıra konuşuyorum. Orada hep gözlerim akıyor. Söyle yanlış yere soktuğunu da söyle. Ben sokmadım. Sen çok heyecanlı sürüyordu o. Hayır. Aslında bana navigasyonda bir şey anlatıyordu beyefendi. O navigasyonu kullanma, Yandex'i kullanma, Google'ı kullan falan bir şeyler diyordu. Çok heyecanlanıyordu. Ben de bölmek istemedim. O yüzden yolu kaçırdık. Kesinlikle iyi niyetli. Bölmek istemedim evet. Ne demek ki? Evet. Şuradan dizilik bir şey mi alsan ben? Arkadaşlar bakın dizi orada. Ne alacaksın? Dizilik bir şeyler mi alsan? Şöyle. Polonya yazıyorsun işte. 11'de miyiz? 11 ve 12 evet. Ummuşlar işte. Aynı anda bak. Arabadaki çocuğa... Beslenme saati arkadaşlar. Kendime böyle bir kıyak geçtim. Bir de böyle bir kıyak. Uğur zaten 7-24 yiyor biliyorsunuz. Ve biz ye devam ediyoruz. Korkuyorum araç aralarından. Ve ilk durağımıza geldik. Korupark'tayız. Yıllardır tek geldiğim yer burası zaten. Oysa ki ne güzel yerler açılmış buraya. Merhaba, gelsene ver. Merhaba. Az önce cümlemin sonunu getiremedim. Şimdi babam için düşündüğüm doğum günü hediyesini almaya gidiyoruz şu anda. Bence yukarı. Çok yukarı iyi hatırlamıyorum ki. Ama evet, en üst katlarda falan oluyor genelde. Bu arada var ya, koluma montumu astım. Sırt çantam, kendi çantam. Bir elde telefon, bir elde kamera. Çok yıprandım, zor. Çok yıprandım şu anda. Babamın doğum günü hediyesini aldım. Aldım, çok güzel bir hediye aldım ona. Tam bir babanın mutlu olacağı şekilde bir hediye aldım kendisine. Yani bilmiyorum, şu an görüyorsunuz etrafımı, ne olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz ama önemli olan onun tepkisi. Onu çok merak ediyorum ben. Çok mutluyum. Nerede mutluyum? Danya mı? Buralarda mı? Ay yukarıda oturuyorum. Hem poz verdim, hem kadraja girdim, hem vlog çektim. Çok güzel oldu. Evet. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Korupark'tan ayrılıyoruz şu anda. Doğum günü hediyemizi aldık. Başka bir şey yapmadık zaten. Selamlaştığım bir sürü kişi oldu. Hepsine tekrardan buradan selamlar gönderiyorum. Şimdi biz eve geçiyoruz. Kaan evde bizi bekliyor. Tek başına. Öyle. Hadi gidelim.
Arkadaşlar bu çocuk var ya, her Mudanya'ya geldiğimizde şu köfteci Yusuf'ta köfte denemek istiyorum diye yırtınıyordu. Bak üçümüze göre alıyoruz. Sonra aşkım, üçümüze göre diye bir şey yok. Burada kiloyla satılıyor. Gerçekten mi? Evet, mesela 1 kilo diyorsun mesela. O burada yapılıyor bakın. 1 kilo köfte aldık. Olur tamam. Ha bu bizim mi? Evet. Sayarım 26 tane değil mi abla? Bir tane oradan atsana bir tane bana. Bir tane küçük sucuk atsana oradan. Evet, et al hadi. Her yerde bir tanıdık çıkıyor, çok hoşuma gidiyor. Sen bir şey aldın mı aşkım? Aldım. Bir gösterir misin poşeti? Kocaman bak. Ya bu ne? Ocak başındaki kadınlar çok tatlı, çok evet. Şeydi. Güler yüzlüydü, konuşkanlardı falan. Evet. Vallahi kalbimi çaldılar benim oradan. Ben şeyi çok merak ediyorum. Kaan'ın kendi hediyesine tepkisini. Bir de mutlu olmuyormuş, çok korkuyorum. Ama o zaman gösterme, yemekten sonra önce bir karnını doyursun çocuk. Evet. Tamam. Kaan'ım. Nasılsın? Gelsene. Gidiyor ya. Ben mi? Oğlum bir hoş geldin ha, enişte de. Ne bileyim ablama. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaan bana sarılacak. Bak ona sarılıyor. Siz ne yaptırdınız böyle ya? Adamlar ne bulduysa atmışlar. Olmuş. Ne buldularsa atmışlar. Özdeğin arkasındakinden aldınız ha? Ya bilmem. Yedi. Müdür aynı köfteyi kim yiyeceğiz? Evet, nasıl? Nasıl? Ne nasıl? Onlar. Burada mı oturuyorum Kaan? Evet. Kaan şey diyor, çok iyi değil diyor. Ya normal diyorum. Normal yani, öyle abartılacak bir şey yok diyor. Kim var orada? Önce poşetler şivasının kontrolünden geçiyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim, kasktan saçımın geldi hale bakar mısınız? Bak. Ve yağlanmış kahküllerim. Aman aman aman, bu şiş kuluk ne? Bu şiş kuluk. Ay, yüreğim. Arkadan fon müziği verme. Doğal olarak. Telif yer misin lan? Hayır. Ben de biraz seviyorum ya. Pil ya. Pil hortumu. Kuyruğa bak, fil. Şimdi Kaan'a bir sürprizim olacak. Ona bugün AirPods aldım. Uzun zamandır istiyor demeyeyim çünkü benden genelde hiçbir şey istemiyor. Hakikaten hiçbir şey istemiyor. Bir ablasıyım ama benden hiçbir şey istemiyor. Ben ona sadece böyle bir sürpriz yapmak istedim. Çünkü beğendiğini biliyorum. Önce size normal bir erkek kardeşin vermesi gereken tepkiyi göstereceğim. Sonra da Kaan'ın vereceği tepkiyi. Bak yemin ediyorum size şöyle bile olmayacak. Şimdi Kaan, hazır mısın? Ne? Hazır mısın? Hazırım. Yanıma yaklaş. Gözlerini kapatacaksın. Bak. Şimdi sana bir sürprizim var, tamam mı? Ama gözlerini kapatacaksın ve gözlerini kapatırken onun ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Bilemezse? Bilemezse de onun. Ama ben bilmiyorum. Bilemezse benim olsun. Tamam hadi ya. Tamam kapat. Allah belanı versin. Dur da kapat. Açmak yok. Ne oldu anlamaya çalış. Bu yani öyle çok şaşırtıcı olacak bu kutu. Evet. O bir kutu. Bu AirPods falan mı? Baktı ama. Baktı mı? Allah belanı versin. Bak hemen nasıl anladın? Yemin ediyorum. Kaç kere hayatın AirPods'un sırayla aldın sen ya. Neden biliyor musun? İlk tahminde nasıl anladın? Neden ya? Biliyor musun? Ablam diyordu bana AirPods alayım mı sana falan diye. Sen ne diyordun? Almıyordum. Gerek yok diyordun. Evet. O zaman ben geri yerden ederim azıcık. Bu ne kadar? Aç bakalım. Ya fiyatını niye soruyorsun her şeyi? Peki bir şey söyleyeceğim. Mutlu oldun mu? Oldum. Doğru söyle. Yani. Yoksa aman salağa bak ne almış bana falan mı diyorsun? İkisi de. Bak orduydu mu? Aman salağa bak dedi. Ben size dedim ya, siz abla kardeş altın ailesi olarak ürünü deneyeceksiniz. Ver bakayım şunu bana. O aynısını ben de denedim. Böyle bir şey ne çıktı. Ne yazıyor? Design. Designed by Apple California mı? Çok farklı değil. Hepsini her. Bantı çıktı. Okey. Çok iyi. Beklediğimden küçükmüş ha. Oha bak bunun da bir şey falan. Uğur'da da var aynısı. Uğur'a sorarsın o nasıl yapıldığını biliyor ama. Açtım. Şöyle diye gösteriyorlar hep. Aa, kıvırcık saçlarının arasından. Güle güle kullan canım kardeşim benim. Gel öpsün bari. Öpmeme izin verirsin bu sefer. Öpmeme. Daha da ıslak öpüyorsun ya. Islak yapacağım. Söyle ya sana. Ne yaladın resmen. Tamam tamam öp ıslak değil. Normal değil mi ıslak? Kırıl. Neyse tamam. Şu evdeki aktifliğe bakar mısınız? Buna kedi de dahil. Bakar mısınız nasıl aktifiz? İkisi de telefonlarına gömülü. Ben plan yapmaya çalışıyorum ama hiç kimse beni dinlemiyor. Yani Şivas bile beni dinlemiyor. Ufacık bir belirti vermiyor. Tek başıma kaldım şu an evde. Uyum.
bir şeyler izleyelim bari ya. Aman. Tamam koy bir şeyler izleyelim. Ne izleyelim söyle. Sen geçen şu köpekli film diyordun. Ne? Bu köpekli film diyorduk geçen yıl. İzleyelim mi? Bakın tek plan yapmaya çalışan benim. Evet tamam izleyelim. Hop. Evet. Kavga sebebi. Kavga sebebi. Tamam bu şey sevmiyorum. Escape Room'u izleyelim işte korku filmi. Onda şarjı bitiyor. Aslında öyle olmuş. Şarjı bitiyor. Gün 2. Böyle peş peşe geçiyorum günleri çünkü. Çünkü tam 3 günde tamamlanacak bir sürpriz bu. Şimdi kuruluma geliyorlar. Ben de o sırada kahvaltı hazırladım. Kahvaltı hazırlamaktan kastım tost hazırladım. Bakın muhteşem. Kaan ve Uğur'a kaşarlı ve sucuklu tost yaptım. Kendime de sadece kaşarlı tost yapıyorum. Şunu görüyor musunuz orada? Bak halıyla bütünleşmiş. Bir sana sürprizim yok ha Şivas'ım. Şivas'ım bir sana sürprizim yok ama ne seversin bilemedim. Yani şaka maka ne bir oyuncak ne bir mama hiçbir şeye ilgisi olmadığı için Şivas'ı boş geçtim. Şivas'ı şok edemedim arkadaşlar. Ne içersiniz? Ne meyvesi şeftali mi? Tamam şeftali içelim. Şuna bakar mısınız? Ya Bursa'ya gelince diyetimi bayağı için ettim ama Ne yapalım şartlar bu şekilde. Böyle şey lazım oluyor mu? Çoğu insan iş telefonu bile normal telefon kullanır mı ya? Ulan şimdi mi gidelim? Geldiler. Gel abi. Oha kocaman. Kaan şok oldu. Bak önceki televizyon buydu işte. Babam bunu uzun zamandır değiştirmeyi düşünüyordu ama bu ev taşınma meseleleri yüzünden hep askıda kalmıştı. İşte nasıl sürpriz Kaan? Efsane bir sürpriz değil mi? Efsane. Burayı ortalayalım. Bununla da dibine kadar bölümü ortalayalım. Kim ya? Askıda mı? İyi. O taraftaki payla şu taraftaki pay aynı olmuş. Evet. Ben biraz daha çekeyim o zaman. Biraz daha mı çekeyim? İyi böyle. Ay. Saatler geçti be. Ekibe bakar mısınız? Televizyon kurduktan sonra hemen ilk siftahı kendileri yapıyor. Beraber maç yapıyorlar. Çok güzel. Ben de şimdi onların yanında video editlemeye başlayacağım. Video editleyeceğim. Ondan sonra da PUBG oynayacağım. Bu arada sizi yeni ekibimizin yeni üyesiyle tanıştırdım mı ben? MSI Prestige. Hem daha hızlı video etlemek için hem de yalan değil şimdi PUBG oynamak için. Böyle bir seçim yaptık. Şimdi ben burada hemen şu an izlediğiniz videoyu editlemeye başlayacağım. Çünkü yarın babam gelecek. Babamın tepkisini çekeceğim. Bizim annemin de tepkisini çekeceğim. Ondan sonra zaten biz İstanbul'a tekrar topuk biliyorsunuz. 2 günlüğüne buradaydık. Bir de bir video daha var. Bir benimle hazırlanan videosu çektim. Onu da sizle paylaşacağım. O yüzden hızlıca böyle editlemeye başlıyorum ben. Buradayım yani. Bir sorunuz olursa buradayım ben. MSI'ye mesela Adobe Premiere indirdik. Kendi video montajlarımda böyle değişik efektlerdir, yazılardır falan çok kullanamıyordum. Artık kullanmaya başlayacağım. Bir de bir şey söyleyeyim. Önce PUBG'yi mi oynasak ya? Şu an var ya o kadar PUBG çektik ki canım. Bu arada bilgisayar zaten sadece 2 şey indirmişiz. Görüyor musunuz? PUBG reklamı gibi oldu ama asla. Ama Uğur, burada sen oturumun açık PUBG'yi de ben nasıl oynayacağım? Kaan da kötü oynuyormuş bu arada biliyor musunuz şansımıza? Bana mouse versene Kaan hemen şurada. Mouse'u oynayamam. Hangarlara iniyorum. Ama orayı ben toplayayım bekle. Siz de öndeki iki tanesine gidin. Yani ama ya o kadar... Ama beraber takılalım diyorum size. Ayrı ayrı lootlanacağım diye şey yapıyorsunuz Damla. Ben öldüm. Oynamıyorum şu an. Önce video etleyin. Demek ki bu bir işaret diyor ki bana önce video etle. Ben burada konsantre olamayacağım arkadaşlar. Bilgisayarımı da alıyorum ve... Balkona gidiyorum. Baksanıza olamam burada. Benim video editim bitti. Yani 2 günlük kısmı editledim. Şimdi yarın en son babamı annemi falan çekeceğim. Ondan sonra zaten komple kalan kısmını editleyip size sunuyor olacağım. Ben de Şiva sayıyordum. Bakın nerede. Hiç şaşırtmıyorsun be beni oğlum. Uğur'la Kaan. Bakayım. Evet film izliyor. Film izliyor. Şuranın haline bakın. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Şimdi filmin de yarısındayken filme girmek olmaz. O yüzden ben de kendime bir aktivite bulayım. Sizi şimdi kapatıyorum. Yarın 3. günle devam edeceğiz. Vay be. Arkadaşlar gün 3 ile karşınızdayım. Bu nasıl bir 3 ise. Bakın Uğur ne yapıyor. Bugün beraber dışarı çıktık ve bu kurdelelerden aldık. Uğur bu arada yetmedi galiba ha? Nasıl yetmedi? 8 metre yetmedi mi? Kestim ya. O 8 metre mi o? Ha? Buraya kullandığın 8 metre mi? Evet. Ama çok komik değil miyiz ya? Televizyonda şey yapıyoruz.
Televizyonu süslüyoruz bildiğin. Ve işin kötü tarafını söylüyorum size tipim dışında. Annemlere az önce sordum hani neredesiniz, ne kadar buradasınız. Susurluk'ta bir outlet AVM bulmuşlar. Orada alışveriş yapıyorlarmış. Değil mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Yani biz burada sürprizimiz var. Bunu internetten mi gördün? Hı? İnternetten mi açtın? Tabii şu an direkt meydan. Maçı yarıda kesip. Güzel oldu. Evet, güzel oldu. Ben yaptım. Uğur Usta yine. Arkadaşlar, bu bayağı zorlu bekleyişimizin artık sonuna geldik. Bizimkiler 5 dakika mesafede şu anda eve. Şeye karar vermeye çalıştık. Kapıdan girer girmez pastayı tutmalı mıyız yoksa sonra mı göstermeliyiz? Ona karar veremedik. Ama sanırım pastayla karşılayacağız. O anların hepsini Uğur çekecek. Böyle daha iyi oldu, evet. Kameramanımız Uğur olacak. Ah, beynime girdi. Böyle olsa ne olur ya, kötü tamam mü? Tamam ya. Böyle değil. Çok güzel aşkım, tamam. Bak bak kardeşim, görüyor musun? Nasıl topluyor hemen evi. Bir zahmet, son dakika, son iki dakika kala kapı yerinden. Şimdi söndür, kapı çaldığı zaman beklerler ya 10 saniye. Hayır, ütleteceğiz ya. Sen bak, Uğur'u yanayı... Yok, ben almayacağım ki zaten. Ha? Buraya geçmek yasak diyeceğim. Tamam. Sen diyeceğim, oraya geçmek yasak diye gözlerini kapatacağım da. Çıktı. Erken doğum günü sürprizi. Hadi, hadi, seri. Hemen direkt tutuyoruz. Ne haber? Ben yapamıyorum. Hoş geldiniz. Niye? Yaptılar mı seni? Merhaba. Kaan, seni çok özledim. Özkem abi, buraya girmen yasak. Şöyle şey yaparsan. Buraya girmen yasak. Ya, renk alabiliyor musun? Yani. Baba, doğum günü hediye için hazır mısın? Kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Niye? Öyle. Broadway, man. Nalan teyze kapatsın. Kapat gözlerini. Ben kolunu atıyorum, götürürüm. Açmak yok. Açmak yok. Açmıyor. Açmıyor, gel. Açmak yok. Aç. Aaa! Niye böyle bir şey yaptınız? Ben alacağım. Peki markası ne? Wow, çok güzel. Montel yaptırmışsınız. Evet. Peki markadırını ne yaptınız? Kaan'ın odasına monteledim onu da. Vallahi duvara astım onu da. Kaan, odanı mı montel ettirdin? Ne kadar düşünceli bir evlatsın abicim sen ya. Vallahi. Beğendin mi? Çok güzel olmuş, çok oturmuş oluyor. Makas kesmiyor Eskiman amca. Yalnız televizyonun keyfini en çok Kaan çıkartıyor orada. Bakayım. Aa, çok güzel. Ayakkabı almışlar gelirken. Söyle. Alıklete uğradık. Balıkesir. Söyledim. Söyledim. Hem de yumuşacık işte. Çok iyi. Arkadaşlar, kutlamamızı yaptık. Tabii bizimkiler de kamera önünde, daha fazla şey yapmak istemiyorum. Bizimkiler zaten kameranın önünde çekiniyor. Bir de böyle yüzlerine sokarak sürekli kayıt almak da istemiyorum. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. Babamlar gelirken yiyecek bir şeyler almış. Ondan sonra da biz İstanbul'a döneceğiz. Sis var arabada. Gözükür mü? Acaba hava nasıl ya? Gemi sallar mı acaba? Gemi sallamaz ama sis var işte. Bir laf var ya hani, bu da böyle bir anımdır diye. Ben de gerçekten bunun da böyle bir anı olmasını istedim. Bilmiyorum, şu anda çok keyifliyim. Yavaştan videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Zaten birkaç güne yeni bir videoyla tekrar karşınızda olacağım. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.